iyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Gelişmelerle hiç vakit kaybetmeden ana habere hemen başlayalım. Şimdi Büyükmaraş depremini tahmin eden Naci Görür'den tüyler ürperten bir açıklama geldi efendim. İstanbul'da her an deprem olma ihtimalinin %47'ye çıktığını belirtiyor Görür ve diyor ki bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksınız. Türkiye'de infiale neden olmuştu. İki aylık Cihan bebeğin öldüresiye dövüldüğü o anların görüntüleri. Yedi dayakla beyin kanaması geçirmişti küçük bebek. Hastaneye kaldırılırken cani babası da tutuklanarak gözaltına alınmıştı ve o cani baba 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir'de bir firmada yöneticilik yapan kadın servis şoförlüğü yapan erkek arkadaşından ayrılmak isteyince dehşeti yaşadı efendim. Peşine takılan saplantılı aşık bilerek aracını arkadan çarptı. Aşağı inen kadını bıçaklayıp iki arkadaşıyla birlikte zorla kaçırdı. Yardıma koşan güvenlik görevlisini de yaraladı bu arada o zorbalar. Ama neyse ki KADES uygulaması sayesinde yakalandılar. Kendisinden ayrılmak isteyen eşini vazgeçirmek için Esra Erol'dan yardım istedi efendim ama... Südüt yolda karşı karşıya gelen çift yine kavgaya tutuştu haliyle. Boşanmak istemeyen Kemal Kümbetli'nin kel olduğu için eşinin kendisini terk etmek istediğini söylemesi stüdyodaki herkesi şaşırttı. Efendim son zamanlarda giderek artıyor akran zorbalığı maalesef ve bu kez adres Beylikdüzü'ydü. Gezmeye gidelim bahanesiyle dışarı çıkardıkları arkadaşlarını götürdükleri restoranın tuvaletine kilitleyen 3 genç kız onu öldüresiye dövdükleri o anları cep telefonuyla kayda da aldılar. İstanbul Küçükçekmece'den bir haberi paylaşacağım şimdi sizlerle. Güzellik merkezine gidip fiyat sordu bir adam. Bir anda sopayla camları kırıp çalışanlara bıçak çekti. Güvenlikçilerin etkisiz hale getirdiği saldırgan öfkeli esnafın elinden güçlükle kurtarılabildi. Efendim şimdi siyasetten gelen açıklamalara göz atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalan batılı ülkeleri eleştirdi. Netanyahu ve yardakçıları yargılanacak ve mahkum olacak dedi. Evet İYİ Parti ile devam edelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'daydı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu'nun istifa kararını değerlendirdi Akşener ve dedi ki partiden en son ayrılacak arkadaşımdı. Çok şaşırdım. Efendim artık ana haberin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Pazartesi günü saatler 18.30'u gösterdiğinde ben gelişmelerle inşallah güzel gelişmelerle diyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu hafta sonları.